ekranlarından merhaba sevgili seyirciler. Her eve sağlık. Başlamış durumda ben Sibel Çakı. Ben Tayfun Ancılar. Sağlıkla ilgili aklınıza takılan ne varsa hepsinin cevabı bu programda. Evet. Haftaya hocam böyle bomba gibi başlayalım. Evet. Muhteşem başlayalım. Enerji dolu başlayalım. Her sağlık, mutluluk, gibi. huzur, sevgi, aşk her şey izleyicilerimizle bizim olsun diyelim. Evet. Ve bakalım bugün programımızda neler var? Her sağlıkta bugün. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Murat Emanet oğullarından estetik jinekoloji hakkında açıklamalar geliyor. Estetik jinekoloji nedir? Estetik jinekolojide hangi yöntemler uygulanabilir? Kullanılan cerrahi dışı yöntemler nelerdir? Jinekolojik estetik ameliyatları kimlere uygulanabilir? Labioplastinin diğer operasyonlardan farkı nedir? Son 10 yılda her yıl Neredeyse %20-30 oranında artan Abi. bir şekilde bir talep var. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı yardımcı doçent doktor Hayri Gözlükgiller açıklıyor. Çocuk aşıları nelerdir? Nasıl yapılır? Alerjik çocuğa yaklaşım nasıl olmalıdır? Alerjisi olan çocuğa hangi aşılar dikkatli yapılmalıdır? Anne sütü bebekte alerji riskini azaltır mı? Çocuklarda astım nasıl anlaşılır? Aslım tedavisinde süreç nasıldır? Otizmin artmasına sebep olan faktörler nelerdir? Annenin tamamen ona konsantre olması lazım bir. İkincisi, annenin kesinlikle e, normal e, hayatın idamesi dışında. Hepsi ve daha fazlası az sonra. Her eve sağlık tüm hızıyla başladı. Yine kadınları ilgilendiren, bizleri ilgilendiren çok önemli bir konudan bahsedeceğiz hocam. Zaten genelde hep kadınları ilgilendiren. Konu. E çünkü her şey bizimle başlar. Biliyorsunuz değil mi? Ama biz de artık yavaş yavaş estetikle yaptığımız atakla bir yıl sonra falan tahmin ediyorum hep şey diyeceğiz. Erkekleri ilgilendiren. Ama bugünkü konularda peki. <gülüyor> Bugün <gülüyor> Size... konular <laughs> bugün konular sizi aşıyor hocam. Peki, aşıyor. Bakalım Çok değerli var? konuğumuz. Evet, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Murat Emanetoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İyi haftalar hocam. İyi haftalar. Hayırlı ramazanlar Hayırlı öyle ramazanlar, diyelim. Hayırlı Ramazanlar aynen evet. öyle. Sizinle bugün bizleri konuşacağız. Kadınları konuşacağız. Kadın hastalıklarını konuşacağız. Ne kadar önemli, değil mi? Her şey bizimle başlar diyorum. Gerçekten doğru gerçekten öyle her şey kadınla başlıyor. Doğumdan itibaren öyle başlıyor ve bitmiyor. Bitmiyor. <laughs> bitmiyor. Tükenmiyor. Gerçekten Bitme, öyle. Tükenmiyor. Gerçekten öyle. Hocam şimdi tabii ki kadın hastalıkları falan bunlar her zaman konuşulan şeyler ama sizinle çok farklı bir konuya gireceğiz. Estetik jinekolojiye gireceğiz. Evet. Şimdi normalde mesela biz jinekologa giderken hep böyle tedirgin Korku ve kaygılar yaşıyoruz. Hani bu simir testine geç kalırız sonra başımıza hocam ne gelir? Yaptıramadığımız zaman o, rahim çekilir. kanseri. O yüzden, yani ufacık bir şey bile yaptırmaya çekinirken şimdi artık gelinen son nokta teknolojide de e, estetik jinekoloji. Nedir estetik jinekoloji hocam? Estetik jinekoloji şöyle e, genital bölgeye ait bir... E, Yıllar ilerledikçe Evet doku yaşlanması oluyor. Bu sadece e, yüzümüzde ya da e, göğüslerde, karında değil, bütün vücuttaki, bütün hücrelerde yaşlanma oluyor. O bölgede de oluyor. E, doğumlar yapılıyor. O doğumlar sırasında kilolar alınıyor, veriliyor. O kilolar verildikten sonra e, bir takım deformasyonlar ve e, bazen doğuştan olan. Vücudun sadece kas ve iskelet sistemi yok, destek doku dediğimiz bir sistem de var bütün vücudun o sıkılığını sağlayan diyelim. Hı hı. O destek dokuda zayıflığa da bağlı olanlarda orada o bölgede bir takım deformasyonlar oluyor. Hem ciltte oluyor hem genital organlarda oluyor. İlerleyen yıllara doğru bunlar kadınlarda hem fiziksel hem cinsel hayatlarında sorunlar çıkarmaya başlayabiliyor. O, bu nedenle e, bir şekilde ihtiyaç doğuyor. E, i̇htiyaç sadece fiziksel de değil, değil yani evet. hem ruhsal anlamda, hem estetik olarak, e, hem de özgüven, özgüven problemi var. E, o konularda çıkıyor. Tabii sadece bunda da değil. Bazen doğuştan da bir takım e, simetri bozuklukları veya e, normal e, cinsel organların biraz daha e, büyük olması, rahatsızlık vermesi gibi sorunlar doğuştan da olabiliyor. Biz bunların hepsini birden genital estetiğin içine sokuyoruz hı hı. ve bu genital estetik konusu buradan başlıyor aslında. Peki hocam şöyle bir şey var. Şimdi sonuçta mesela insan hani yüzündeki herhangi bir anomali çok rahat şey yapabilir. Yani birçok insanı gördüğü için kendisi zaten a evet burnum çok kemerli şu bu diyebilir. Ama tabii hani bu tip kadınlardaki bu tip şeyler aslında biraz da kişinin kendi yorumu gibi. Yani bunun sabit bir tanımı yok herhalde. hani şu hale gelirse müdahale etmek lazım. Bu hale gelirse müdahale etmek lazım diye bir kriter var mı? Yoksa kadının ben memnun değilim görüntümden demesi yeterli mi bunun için? Şimdi bu bir, buradaki sorunların çoğu bir hastalıkla başlamıyor. Hastalıkla başlayanlar var. Örneğin bir idrar kaçırma problemi oluyor kadınlarda, o normal e, günlük hayat kalitesini bozduğu gibi cinsel hayat kalitesini de bozuyor. Biz o problemle birlikte gelenlerde de sorun görüyoruz. E, özellikle birden fazla doğum yapan kadınlarda, demin söylediğimiz destek dokuda biraz zayıfsa e, oradaki gevşeklikler, e, sarkmalar problem haline gelebiliyor. E, bir kısım hasta bu şikayetlerle de gelebiliyor ama bir kısım hasta hakikaten özgüven problemi yaşıyor ve hiç doğumda yapmayabilir, yaşı da çok ilerlememiş olabilir ama bir şekilde erkeklerin hiç de dikkat etmediği bir konu, kadınlar çok açısından sorun haline geliyor, Doğru. o takılıyor oraya, özgüven problemi oluyor. Doğru. Bizim o problem biz sağlık deyince de. Biz sadece fiziksel ve e, hastalıklardan konuşmuyoruz. Ruh sağlığı da önemli. Sağ bir şekilde bu ruh sağlığını etkileyecek durumdaysa, kişi mutsuzsa bundan... Müdahale. Aynı nasıl bir burun konusu onun için bir e, ruhsal mutsuzluk getiren bir problemse... ...o da getiriyorsa onu da çözmek istiyor. Hastadan gelmeyen talepler tabii bizim de muayene sırasında gördüğümüz fiziksel sorunlar olursa... Biz onu da dile getirebiliyoruz. Bunu biz bu problemi çözmezsek e, ileride şöyle bir problem olur. O gevşekliklerde, sarkmalarda işte kabızlık problemi yapabiliyor. İdrar kaçırma varsa o spor yaparken atlayıp zıplarken o ufak tefek kaçırmalar da bazen buna etk eklenebiliyor. Bizim de uyarılarımız zaman zaman oluyor. Sadece özgüven problemi değil, değil yani. Değil. Orada bir fiziksel sorun da olabiliyor. Evet belki hocam tabii ki yani o kadar artık bunlar böyle işte her eve sağlık programında olduğu gibi detaylı detaylı aslında incelemek ve araştırmak gerekir. Bir erkeğin nasıl jinekomasti ya da saç dökülme problemi olup da o yaşadığı kompleksler ve özgüven eksikliği kadınlarda da buraya kadar evet. geliyor. Normalde bu çok Hani konuşulabilecek bir şey değil, değil aslında. Evet. Bu, bu tip programların aslında böyle bir avantajı var. Yani bu çünkü çok fazla dilimde bilinmezse de bu Aynen. tip programlar sayesinde insanlar bunun bir tabu olmadığını, aslında birçok kişi de görüldüğünü, yaygın bir problem olduğunu da görmüş oluyorlar. Biz şimdi tabii bu bilimsel kongrelerde de tartışıyoruz. Biz tabii ki sadece kendi ülkemizi biliyoruz. Yurt dışında da aslında bu konuların konuşulması çok rahat bir şey değildir kadınlar evet. tarafından. Biz de bile yani bir kadın doğum doktoruyla bile çok rahat konuşmazlar. Ama yavaş yavaş artıyor. Yani son 10 yılda her yıl neredeyse yüzde 20-30 oranında artan artıyor. bir şekilde bir talep var. bu Evet yine. geleceğim zaten. Demek ki böyle bir problem edeyim. varmış ve var. aslında biz bunun farkında değilmişiz. Şöyle bir ucundan bir kaldırdık biz bunu. Altından herkes bu sefer konuşmaya başlıyor. Şimdi artık şeye başlandı. Ee, biz psikiyatristlerle, psikologlarla da birlikte Tabii. çalışıyoruz. E, cinsel disfonksiyon problemleri var, fonksiyon bozuklukları var. E, onlara konuşurken ya da hastanın normal jinekolojik muayene sırasında gördüğümüzde bir problemi olup olmadığı hatta eşinde bir problem olup olmadığı gibi oraya kadar bizlerin de hastaya yardımcı olmak açısından sorgulayıp hani bizim dışımızda... O tür problemi olanı da doğru uzmana yönlendirmek şeklinde Kesinlikle. herkesin daha iyi bir yaşam sürmesine yardımcı olmamız lazım. Kesinlikle öyle hocam. Biliyorsunuz vajinismus gibi evet. bir kadınlarda e, problem oluyor ve bu... Maalesef ki dillendirilemiyor, konuşulamıyor ve bunun üzerine de evlilikler yıkılıyor. <laughs> Bütün olaylar büyüyor. Ama işte onun içinde her eve sağlık var diyoruz. Evet, evet hocam. Peki bu estetik jinekolojide tabii ki kadınlar çok rağbet görüyor. Ama bunun bir de bölümleri var hocam. Lapioplasti, değil evet. mi? Ee, hudoplasti ve vajinoplasti, mi? Evet. Evet bunlar nedir hocam? Tek 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 öğrenebilir miyiz? Şimdi bazen e, yıllar içinde kadınlarda e, oluşan gebeliklerle doğum şeklinden bağımsız e, dış genital dediğimiz o dış kısımda e, yıllar içinde büyümeler oluyor. E, bir kadınlar şimdi artık spora gidiyor, pantolon giyiyorlar, rahatsızlıklar olabiliyor ya da havuza giriyor doğumdan sonra bir gevşekliğe bağlı içeriye su kaçması olabiliyor. İlişki sırasında kendini daha rahat hissetmiyor. Biraz daha oraların o gevşekliklerin düzeltilmesini istiyor. Biz dışarıda o iç ve dış dudakların deformasyonlarını veya büyüklüklerini küçültebiliyoruz. Veya bazen bolluk oluyor. Oralara cerrahi dışında da işlemler yapılabiliyor. Artık dolgular kullanılıyor. PRP yapılıyor. ...lazer uygulamaları var, e, radyo frekans dediğimiz Bunları yöntemler nere, var. ne zaman yapıyorsunuz hocam? Yani mesela hastada ne gördüğünüzde bu cerrahi dışı işlemler yapılıyor? Cerrahi dışı işlemler e, dışarıdaki deformasyonun niteliğine bağlı. Aslında e, bu e, internetin dünyamıza girmesinden sonra... ...tabii ki herkesin kendine özgün bir yapısal durumu var. Aynı burnumuz, yüzümüz gibi baktığımız zaman... Bunun şusu normal, böyle olursa normal, böyle olursa normal değil demiyoruz. Fiziksel bir rahatsızlık veriyorsa bizim için önemli. Cinsel olarak bir tatminde problem yaratacak bir bolluk varsa doğumlara bağlı veya kilo almış. Örneğin gebelik sırasında veya gebelik dışında insülin direnci dediğimiz problem var, şeker hastalığı gibi. Çok kilo alıyorlar, 90'lar, 100'ler, 120'ler. Ondan sonra bir kilo veriyor. Orada bir dokuda fazlalık oluyor. O da var. Bir de yaşla da tabii doku yaşlanmasına bağlı da aynı gevşeklikler oluyor. Biz e, yağ dokusu çok azalmışsa örneğin oraya e, hem yağ dolgusu hem veya başka dolgu maddeleriyle e, dolgu yapabiliyoruz. Onun dışında e, yağ dokusu normal ama orada öyle e, bir deri fazlalığı var diyeyim. Herkesin anlayacağı şekilde. Evet. O zaman yağ dokusu normal birine ekstra dolgu yapmanın bir anlamı olmuyor. Oradaki cilt fazlalıklarını alıyoruz. Bazen klitoris bölgesinde yine bir takım cildin fazlalıkları oluyor ve o ilişki sırasında cinsel sorunlara, tatminde, pro, orgazmda problemlere neden olabilir. O tür problemleri de oradaki fazlalıkları cerrahi olarak çıkarıyoruz. Sudoplasti evet, dediğimiz şey sudoplasti. odur. Ee, Labiaplasti dediğimiz o iç dudakların çok büyüdüğü zaman veya asimetrisi olduğu zaman onların düzeltilmesidir. O uygulamaları kim ihtiyacı neye varsa ona göre biz onu belirliyoruz. Bunu da hastaya çok iyi anlatmamız gerekiyor. Herkesin beklentisi farklı olabiliyor. Tıpkı yüz ya da göğüs ameliyatlarında veya karın ameliyatlarında olduğu gibi hani onun e, problemi nedir? Bu cerrahi veya uygulama sonrasında biz ona ne sağlayacağız? Evet. O sağlayacağımız şeyden sonra e, onun beklentisi nedir? Bir de onu da iyi öğrenmek lazım ki bunlar e, bizim yaptığımız işlerde en önemli konular ama sonuçta hasta yararıdır. Hasta yarar. Onun sorunlarını çözmektir. Biz o sorunları çözebildiğimiz zaman mutlu bir kadın olarak o kendi çevresini de, ailesini de mutlu edecek. Tabii. Tek Sen... mi giriyorsunuz ameliyata hocam? Yoksa mutlaka hani başka branşlarında şey oluyor mu size? Biz e, oluyor mu? Biz şöyle neredeyse yarı yarıya. E, plastik cerrah arkadaşlarımız örneğin yurt dışından gelen hastalarımız için burun veya göğüs veya karın ameliyatları gerekiyorsa onlar kendi açılarından değerlendiriyorlar. Hı hı. Genelde hastalarımız bu tip problemler olduğu zaman aynı anda, aynı seansta arka arkaya uygulamalarda e, örneğin genital problemi varsa biz onunla ilgili cerrahiyi tamamlıyoruz. Daha hasta uyandırılmadan diğer cerrahiye geçirebiliyor. Kombine ameliyatlar yapabiliyor. Aynı anda. Tabii tabii. Evet. Hocam tabii yani hani sadece bu estetik ve şey açısından değil. Evet hocamın dediği gibi hani bir biz kadınlar olarak bir kuaföre gittiğimizde saçımız işte renk değiştirdiğinde ya da işte bir fön çekildiğinde daha bir farklı yürürüz, daha bir havalanırız. Bu evet özgüven, bu da her şeye yansıyor. Önce aileye, sonra iş hayatına, Tabii. sosyal yaşantıya kadar gidiyor. Dediğiniz çok doğru hocam, bazı kadınlarda iri bebeklerden sonra, normal doğumdan sonra birçok problemler duyarız hep. İşte idrar kaçırma bunların başında geliyor işte bunlar için de aslında çok büyük bir rahatlık. Biz demin söyledik o vajinoplastik evet. operasyonları içinde örneğin o idrar kaçırma veya idrar torbasının fıtıklaşması, e, arkadan e, kalın bağırsağın son kısmının bazen fıtıklaşması oluyor. Onları kombine olarak tedavi ediyoruz. Yani yaptığımız bu cerrahi e, diğer problemleri çözmüyor. Biz genital bölgeyi 3 e, kompartımana ayırıyoruz. Biz değerlendirmemiz bütün halinde. Yani sadece biz gevşekliği düzeltelim ama o öbür taraftan fıtığı bırakalım olmuyor. Gevşekliği biz düzeltmek fıtığı düzeltmiyor. Onun için e, biz yaparken hastanın gerçekten fiziksel olarak bir sorunu varsa muayenede onu da değerlendiriyoruz ve bunu hastamızla konuşuyoruz problemler bunlar. Bir de mutlaka tabii ki biz biz de öğrendik artık plastik cerrahlar gibi öncesi sonrası Görüntülemeleri, Var fotoğrafları mı? tabii Aa. mutlaka alıyoruz. Hastayla sadece bunu değerlendirirken biz ameliyat etmeden önceki durum böyleydi. İşte ameliyattan bir ay sonra, Şimdi üç ay sonra hocam. böyle. Ama e, Mecbur neticede önemli olan hastanın dediğimiz gibi bir özgüveni, fark. memnuniyeti. Kolay ameliyatlar mıdır hocam? Şöyle e, bilen için kolay. Mutlaka eğitimli olmak lazım. Bunun için Türkiye'de de yurt dışında da bir sürü e, kurslar... To, e, toplantılar düzenliyoruz. Sürekli o kongrelerdeyiz. Ben e, yurt dışındaki bir takım derneklerin de bilimsel kurullarındayım veya işte onların bütün kongrelerine gidiyoruz. Yani bu işi e, gerçekten kolay hale getirecek olan tecrübe, bilgi, bir birikim yani. Tabii. Onun olduktan sonra bize kolay. Ama... <laughs> evet. Hasta <laughs> için de hocam peki ağrılı sızılı bir operasyon mu bunlar? Herkese uygulanabilir mi? Lokal ya da genel anestezi mi uygulanıyor? Ee, ben hem lokal hem genel anestezi <laughs> yapıyorum. İlk sorunun cevabını vereyim. Ağrı kesmek <laughs> aslında tıbbın esas şeyi, başlangıcı odur. Yani hekim ağrıyı kesmek prensibiyle başlamış ilk İlk doktorlar çağlar öncesinde ağrı kesme keserek başlamışlar mesleğe. Ben hiçbir hastanın ağrı çekmesinden yana değilim. Onun için Tabii ki ameliyat genel anesteziyle yapılıyor, hastanede yapılıyor. Ama ben lokal anesteziyle de ameliyat sonrasında ağrısız geçmesi için önlem mutlaka alırım. Bütün ameliyatlarda bunu hı hı. yaparım. Hastamız benim kendi yakınım gibi görürüm. Hiçbir şekilde önleyebilecek bir ağrıyı kimsenin çekmesinden yana olmam. O uygulamalar kişiye bağlı. Yani siz yaparsanız ağrı çekmez, yapmazsanız tabii ki ağrılıdır. Aynen öyle. Yani Peki, şimdi dışından, bir iğne batsa bir hafta sızlayacak parmak. Yurt dışından bak. bir hastamız gelip bu işlemleri yaptırdı. Hı hı. Burada ne kadar kalması lazım? Hı. Sizin tamam artık seyahat edebilirsiniz demeniz için hocam. Aynı gün e, ameliyat, sadece bizim ameliyat yapılmışsa ben ameliyat yaptığım gün, örneğin sabah uçağıyla öğlen gelen bir hastanın bütün muayenesini, bütün her şeyini yaptıktan sonra aynı gün ameliyatını yapıp, Aynı gün ya da ertesi sabah hastaneden taburcu edip 3 gün sonra kontrol muayenesini yapıp dördüncü gün ülkesine geri Muhteşem, çok rahatlıkla tabii yolluyoruz. Ki. O kadar da şey değil. Hocam peki ne, yapılan operasyonların endikasyonları ve komplikasyonları var mı? Var tabii ki komplikasyonsuz hiçbir şey yok. Yani bir kalçadan ağrı kesici yaptığımızda bile bazen haftalarca ağrı da olabiliyor. <laughs> Mutlaka var. Tabii ki cilt altında bir takım kanamalar olabilir, enfeksiyonlar olabilir. Biz zaten birkaç gün beklememizin nedeni o. Birkaç gün içinde biz o tür problemleri görürüz. Bunlar için önlem alıyoruz. Bilgi birikim onun için lazım Çok dedik. Önemli. Biz ne kadar bununla ilgili eğitim almışsak, ne kadar önlemini alabiliyorsak o tecrübeyle bu komplikasyonlar daha az oluyor. Ama tabii biz bütün konuştuğumuz ameliyatlarda ya da uygulamalarda... Olabilecek bütün sorunları daha önceden hastayla paylaşıyoruz hı hı. ve mutlaka onam alıyoruz. Ee, hasta bunu biliyor. Zaten bu bilgiyi hastaya vermediğimiz zaman hem kendisi yarın öyle bir problem olduğunda bu bilgi bana verilmedi diyecek. Kendimiz daha zor durumda olacağız. Önemli hı hı. olan bütün her şeyi bütün açıklığıyla paylaşmak. Herkes bilecek, herkes de ona göre karar verecek. Evet. Peki hocam normalde böyle bir ameliyatı geçiren bir kadın ne kadar süre sonra aktif normal cinsel yaşamına dönebilir? Ee, yapacağımız ameliyatın şekline göre ama eğer gevşekliği alacak vajinoplasti tarzı e, ameliyatları konuşuyorsak 2 ay. Evet. Ama sadece dış dışarıyla ilgili operasyonlarsa bir ay yeterli diyoruz. E, bir ay sonra normale dönüyor ama şu form şeyi unutmayalım. Bütün estetik veya kozmetik ameliyatlarda veya bu tür Fonksiyonel ameliyatlarda aslında tam olarak iyileşme bizim nezdimizde 3 ay. Bütün hı hı. o ödemin geçmesi, dikişler 4-5 günde bir haftada kaynıyor, o bitiyor. Hı hı. Fakat orada dokuların tekrar eski sağlamlığına kavuşması, yaptığımız ameliyattan o ödemlerin kaybolması hem görüntü olarak hem amacın amaç olarak o sıkılığın kalıcı olabilmesi için 3 ay çok iyi bir süre. Evet gerçekten çok önemli hocam bunlar. Yani aslında hani bizler de soru sorarken böyle temkinli davranıyoruz ama o kadar artık bu günlük hayatta ve konuşulabilir ve gerçekten bu dertlerden muzdarip olan birçok kadın var. Yani ve Bunu şöyle de bir getirmeyen. şey dile getirmeyen ve şöyle de bir şey duydum hocam bazı işte hediye armağan açısından da yapılıyormuş. Bu hediyeler hediye babında da yapılıyormuş. Biliyor musunuz onu? yeni başıma gelmedi ama yani, yapılabilir. Evet öyle şeyler Çünkü de erkekler duyuyoruz. erkekler yani. çok dikkat etmez buna. Yani evet. aslında kadının kendi dikkat eder. Ya da erkekse de örnek veriyorum. Bir erkek kendi burnuyla da ilgili bir sorunu varsa ya da estetik bir kaygısı varsa demin söylediniz. Jino Kamarsiti mesela. Bu er, erkek için bir sorunsa erkek bunu halledecektir. Özgüven sorunu yaratıyorsa. Kesinlikle öyle. Ama e, yapılıyordur mutlaka. Neden Kesinlikle olmaz? yapılıyordur. Evet. Hocam peki. Aslında cerrahi dışı yöntemleri de hocam bir miktar anlatsak <laughs> iyi olacak. Çünkü bunlar aslında herhalde hastanesinden en kolay işlemler. En ve kolay işlemler. Ve en iş. rahat işlemler. <laughs> Hele yurt dışında yaşayanlar için herhalde çok yani bir günü birlik bir işlem gibi değil mi? Biz e, günü birlik tabii ki. E, örneğin e, beyazlatma yöntemleri var. Evet. Halkın anlayacağı bir şey değildir ama özellikle östrojen hormonu eksikliğine bağlı bazı durumlarda orada e, yıllar içinde bazen erken menopozda veya meme kanseri olup e, anti östrojen tedavi dediğimiz bu östrojen hormonunu düşüren ve hastayı menopoza sokmamız gereken durumlarda uzun süreli eksikliğe bağlı e, orada e, kuruluk oluyor, ciltte incelme oluyor vesaire. Bu tip zamanlarda biz oraya lazer uygulayabiliyoruz. Karbondioksit lazer doku canlanması için radyo frekans uygulayabiliyoruz. Şimdi e, PRP uyguluyoruz bazı ya PRP, durumlarda. Var ya. E, PRP PRP'yi çok yaygın kullanmaya başladık. Bir Hem, çözüm oluyor mu hocam kesinlikle? PRP şey? bu e, skleroz denilen bir rahatsızlık var. O hastalığı olan bilir. Olmayanlar bilmez. Türkçe halkın anlayacağı bir şey yok. O hastalığın tedavisinde lazer ve e, PRP uygulaması artık çok ve bir cilt hastalığıdır. E, yani bütün dünya artık ona yöneldi. Eskiden bir sürü kremlerle filan tedavi etmeye Hı -hı. çalışıyoruz. Kremler çok fayda sağlamıyorsa eğer bu tür uygulamalara geçiyoruz. Aynı şekilde e, genital bölgenin tekrar canlanması, eski canlılığına kavuşması, orada yeni damarlanmalarla ee, bu e, yaşla kollajen dediğimiz protein cilt altında azaldığı için yeni kollajen oluşumu için cilt altında bu lazer uygulamaları, radyo frekans ve PRP'yi çok yaygın kullanıyoruz. Bir de e, yine cinsel açıdan bazı sorunu olan hastalarda G noktası am amplifikasyon diye bir yöntem var. Oraya da uygulanıyor. Hem PRP uyguluyoruz hem... Dolgu maddeleri kullanabiliyoruz. Pek çok yöntem. Şimdi iplik Bakar yöntemleri mı? çıktı. Yüze uygulanan iplikler oraya uygulanıyor. Aa. Yani. Çünkü bu benim bir bizim tedavi ettiğim şey hastalarda söylediğiniz gibi biz şeyi çok kullanıyoruz. Meme kanserinde, östrojeni düşüren evet. vücutta bir takım yöntemler. Hastalarımın çoğunun şikayet ettikleri bu kuruluk problemidir. Tabii. Hastayı gerçekten canını sıkan, normal yaşamını çok aksatan şeylerdir. Anladığım kadarıyla bununla ilgili de cerrahi dışı bir takım yöntemlerle tabii sonuç tabii. alabiliyorsunuz. Lazer uygulamalarımız var kurulukla ilgili. Çok da etkili oluyor e, ee, bu lazer deyince tabii lazer kesici bir şey aslında. Cerrahide <laughs> Öyle de anlaştık. 20 yıldan uzun süredir kullanılan bir yöntem ama yeni teknolojilerde çok sınırlı derinliğe kadar hani e, böyle cildi tamamen geçmeyecek derinlikte ve çok sık böyle bir santimetre kareye 80 tane atış yapıp ama çok yüzeyer atışlar o bölgede böyle bir enflamasyon yaratıp ve orada dokuyu tekrar canlandıracak sonuçlar elde ediyoruz ve çok da iyi neticeler var ee, yeni uygulamalarda. Tabii hepsi yeni uygulamalar bunlar. Bize bazen Amerika'dan oradan buradan uyarılar geliyor ama dünyada yani binlerce merkezde artık bu yöntemler uygulanıyor. Bizim yeni bu kongreler çok geniş katılım ve ilgi görüyor artık meslektaşlar açısından da çünkü talep çok artıyor. Evet gerçekten hocam bunlar çok önemli şeyler. Yani bir işte gece horlamanın... E, boşanma sebebi olduğu gibi cinsellik de zaten evlilikte çok önemli bir unsur. Evlilikte. Evet. Hepimizin yemek yemek gibi, Yem, uy evet. uyumak gibi, evet. bu hepimizin e, normal yaşamı içinde belli bir yaştan e, ergenlik çağı bittikten sonra diyeyim, evlendikten sonra e, menopoza hatta artık insan yaşamı çok uzadı, 80'leri geçti yani eskiden. 65'lerde olan ortalama yaşam süresi geçti artık herkes kendi cinsel yaşamının da e, 75'e kadar 70-75'e kadar sürenler var bize artık onlar geliyor. E, öyle olduğu zaman e, bununla ilgili de destek tedavileri mutlaka gerekiyor. E, tabii çünkü eskiden yani ben çok iyi hatırlıyorum bu özellikle idrar kaçırma problemi birçok insanın ciddi sıkıntısıydı. Tamam. Ee, o dönem hani açıkçası vajinal estetik bu kadar ön planda değildi. Yani Mesela bizim hastaların çoğu hep işte kuruluktan şikayet ederdi, idrar kaçırmadan şikayet ederdi. Fakat şimdi siz anladığım kadarıyla tek bir seansta estetiği, bu Hepsi. dertlerin hepsini birden halledebilecek Dert, durumdasınız. Evet. Bu tabii çok güzel bir şey. Şimdi ürojinekoloji diye bir dalımız var bizim. Sadece bu idrar problemleriyle ve rahim sarkmalarıyla falan uğraşıyoruz. Yer sınırı uğraşıyor. var mı hocam onda? Ne var? Yani mi? idrar Yersine kaçırmada ben. mesela 80 yaşında bir hanımefendi o kadar çok geldi ki anlatacaktım. Sonra sordunuz anlatayım. 85 yaşında teyze geliyor. Diyor ki benim diyor rahimde sarkma var. Ben diyor komşuma gidemiyorum. Aklı başı yerinde. Doğru. Bizim dizilerimizi seyrediyor. Her bütün karakterleri biliyor. Diyoruz yani çok risk işte öyle yapalım böyle yapalım. Yok diyor ben, ben diyor ameliyat olacağım. Öleceksem de öleyim diyor. Hayır. Bunu, bunu şunun için örnek veriyorum. Yaşam kalitesi. Kesinlikle. Yani e, o insanın da gezmeye, dolaşmaya en azından bunlar. kapının önüne inip çıkmaya hakkı var. Yani Tabii. ve e, gerçekten çok dinç bir yaşlı grubu var. Evet. Yaş grubu çok ilerliyor artık. Genç yaşta ölümler yok. Yani sadece bunun için bile ameliyat olmak isteyen var. Yani sadece biz olayı e, genital estetik dediğimiz zaman işin Tabii. cinsel yönü anlaşılmaz. içinde bütün bunlar var. O bölgedeki bütün gevşekliğe bağlı sarkmalar, idrar kaçırmalar, oradaki doku fazlalıkları, bir pantolon giyememe, iç çamaşır giydiği zaman rahatsız olma bunların hepsini biz bir bütün olarak düşünelim Tabii. ve ihtiyacın ne kadar artabileceğini oradan hesaplayalım diye Kesinlikle öyle. Hocam biz bazen şeyi çok küçümsüyoruz doktorlar bazı şikayetlerimize çok basit gibi geliyor ama ben çok iyi hatırlıyorum bir prostat kanseri nedeniyle tedavi ettiğim hastam vardı. Mecburen belediye otobüsüyle gidip geliyordu aslında. hasta ve çok sık tuvalete gitmesi gerekiyordu ve gerçekten çok mağdurdu aslında. Ben de kendisine bir yöntem önerdim. Hiç unutuyorum. Ertesi gün gelip bana sarılmıştı. Yani dışarıdan biri görse hastalık <laughs> tamamen iyileşmiş zannedecek. Fakat Hasta için o kadar önemli bir dert ki bu. Yani, Paylaşır mısınız hocam? Paylaşılacak bir yok. şey değil mi? Yok. Hayır. Yöntemi söyleyemem de. Ee, <laughs> yani şey biz bazen böyle küçümsüyoruz işte idrar kaçırma. Hani 85 yaşında bir kadın hani ne olacak idrar kaçırsa diyorsunuz ama dediğiniz gibi çok doğru ya. Bütün hayatın aslında etkiliyor. Yani bir çok klasik bir laf vardır. İnsanın ayağındaki nasır acıyorsa o, o kişinin en büyük problemi ayağındaki nasırdır. O ne? bakkaldan aldığı yumurtanın fiyatına bakar, ne başka bir şeye bakar, ona nasırıdır onun problemi. Bunu öyle düşünmek onu. lazım. Ayakta <laughs> durunca ayak ağrısından hocam biliyorsunuz. Evet, Sibel'in de şu an en büyük derdi de ayakları. Evet topuklu ayakkabıları giyip ondan sonra da böyle insanın gerçekten neresinde ağrı varsa beyinde benim orada. diyor Tabii ki. Orada. O onunla o yatıyor bir onunla kalkıyor. Bu böyle rahat konuşulması çok güzel bir şey. Çünkü benim tahminim birçok insan ben kendi hastalarımdan biliyorum. Yani bu ufak dertlerden dolayı çok ciddi Tabii. ruhsal sıkıntılar çekiyorlardı. Çok, çok o yüzden yani bunların böyle çok açık konuşulması ve bunların bir çözümü olduğunun bilinmesi bence çok güzel bir şey. Biz şimdi Antalya'daki toplantıda sadece e, izleyenlerimizi değil, meslektaşlarımızı da bu yönde Hiç. aydınlatmaya çalışıyoruz. Bizim normal kadın doğum kliniklerine başvuran hastalarda hastaların bu yönde de görülüp sorgulanması gerekiyor. Yani hem Kesinlikle. E, estetik açıdan demiyorum sadece ama e, fonksiyonel olarak cinsel sorunu var mı? Eşinde bir problem var mı? Genelde biz kendi iş hayatımızda dediğiniz gibi bunların çok önemli olmadığını düşünüyoruz. Evet. Biz ilk doktorluğa başladığımızda kadın doğumlarda e doğumhaneye girdiğimizde şey derlerdi. Çok ağrım var filan deyince e doğum yapıyorsun, ağrın olacak. <laughs> e şimdi önleyebiliyoruz. Belden bir anestezi var. Başka ağrıları daha hafifletecek yöntemler var yani. E biraz daha işi kaliteli yapmakla yapmamak arasında bir ince çizgi var. Yani biz meslektaşlarımız daha çok bu tarafta. Hani bir mutlaka gereken yapılıyor ama biraz daha kaliteli bir yaşam önerilebilir, hasta yönlendirilebilir ya da yardımcı olunabilir. Biz kendi meslektaşlarımızı o vizyona gelsinler diye gayret ediyoruz. Herkesi de bundan haberdar ediyoruz. Yani böyle bir şey var. Ve bununla ilgili yardım alabilirsiniz mutlaka. Talepte bulun. Sadece probleminizi Olur. bizle paylaşın o kadar. Evet, vallahi hocam harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz ben verdiğiniz teşekkür ederim. bilgiler için. İnşallah yardımcı olabilmişizdir. Kesinlikle Belki öyle. pencere açmışızdır. Bu konunun konuşulması öyle. bile bence çok, çok büyük bir fayda. Çok hocam. önemli. İşte Her eve sağlığın farkı. Evet, biraz, farkı. Övülelim, biraz da övülelim, Evet. Tekrar sizi ağırlamak isteriz. Sağolunuz. Her zaman Sağ Aslında sağlamak 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 teşekkür Çok teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, bakalım şimdi programımızda... Neler var? Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı yardımcı Doçent Doktor Hayri Gözlükcüler açıklıyor. Çocuk aşıları nelerdir? Nasıl yapılır? Alerjik çocuğa yaklaşım nasıl olmalıdır? Alerjisi olan çocuğa hangi aşı var? Dikkatli yapılmalıdır. Anne sütü bebekte alerji riskini azaltır? Mı? Çocuklarda astım nasıl anlaşılır? Astım tedavisinde süreç nasıldır? Otizmin artmasına sebep olan faktörler nelerdir? Annenin tamamen ona konsantre olması lazım bir. İkincisi annenin kesinlikle e, normal e, hayatın idamesi dışında. Hepsi ve daha fazlası şimdi. Her eve sağlık devam ediyor sevgili seyirciler. Yine çok değerli bir hocamız bizle birlikte. Evet hocam. Evet, çok da önemli bir konuyu konuşacağız çok, bugün. Çok çok çok. Ee, doçent doktor Hayri gözlük Gözlükgiller. Evet hocam. Hoş olsun. geldiniz. Hoş İyi efendim. haftalar diliyoruz hocam. Sağ olun hocam. teşekkür ederim. Gerçekten sizinle çok önemli bir konuyu çünkü hayatımızdaki en büyük değerler çocuklarımızı konuşacağız bugün. Öyle değil mi? Bir de konunun içinde bazı güncel şu an tartışılan bir takım şeyler de var hoca. Evet, da soracağız. Evet, evet. Ay soracağız. Her şeyi soracağız. Hayır, hayır, Hocam öyle. tabii ki çocuklarımız çok önemli. Doğduğu andan itibaren böyle anne baba olarak onlara çok itinayla yaklaşırız. Çok farklı bakarız ama işte birçok da hastalıklar hemen bebek 2-3 aydan sonra başlar. Nedir aslında çocuk sağlığı nedir? Ben esasında hastalıkların e, anne karnında başladığını düşünüyorum. Yani doğumdan hemen sonra işte alerjik reaksiyonların başlanması bir defa ülkemizde sezeryan sıklığı çok fazla. %54'lerde Avrupa'daki en geri ülkede bile %14'lerde. Yani bu kadar ağır bir fark olması ister istemez bizim ülkemizde alerji sorununu daha ön plana çıkartıyor. Sezeryan da daha mı yükseliyor? Sezeryan da daha yükseliyor. Neden Çünkü peki? hocam o sürecin çok kısa olması yani normalde doğum süreci 4-6 saattir biliyorsunuz. 15-20 dakikalara kadar indirgenmesi. Bir ortamdan bir ortama geçerken yani e, yüksek oksijenli bir ortamdan düşük oksijenli bir ortama geçerken ister istemez akciğerlerde patlamalar oluyor. Bunlar ufak olursa eğer bir sıkıntı olmuyor. Hmm. E, ama ne yapıyor? Bize gelecekte bu alerji sorunu olarak ortaya çıkıyor. Aa. Ama eğer daha büyük etkilenmeler olursa o basınca yeryüzünün basıncına dayanma şansı olmazsa o zaman e, işte doğum esnasında olan e, RSD dediğimiz yani akciğerin geçici taşipnesi dediğimiz dediğimiz enfeksiyonlar olabiliyor. Oksijene bağlanabiliyor e, veya işte ne bileyim solunum cihazlarıyla çocuklar e, küveze konulabiliyor. Bunların hepsi esasında çocuğun geleceğinde önemli roller ediniyor. Ve maalesef ki bizim ülkemizdeki sezeryanların %70'i yetmişi tercihen yapılan sezeryanlar. Evet. Ailenin tercihi. Yani diyor ki ben sezeryan olmak istiyorum. Ben doğum Bence gerçekten doğum süreci normal anlatılsa insanlara işte yurt dışındaki gibi ilk hamileliği öğrendikten itibaren bir takım işte kadın doğum doktoru, çocuk doktoru, psikolog, diyetisyenler tarafından dersler verilse bu sefer bence insanlar onu kendinden, kendiliğinden psikolojikman hazır hale gelecek. Evet. Ve normal doğum yapacaklar. Maalesef ilk doğum, normal doğum olmadığı zaman, sezaryen olmadığı zaman zaten ikinci de direnç kayboluyor. İkinci, üçüncü de olsa sezaryenle devam ediyor. Ve karşımıza bunlar alerji sorunu olarak çıkıyor. İlginç. Çok ilginç geldi ee, bana da. Evet, alerji doğru. sorununun genelde üçüncü, dördüncü aydan sonra özellikle anne sütü e, almayan çocuklarda. Maalesef ki bizim ülkemizde biliyorsunuz anne sütü kullanım oranı sadece anne sütü kullanım oranı yüzde üçlerde. Avrupa'da bu yüzde bizde yüzde 3lerde. Bu da nereden oluyor? İşte anneannenin siz de dediniz ki anneanneyim, anneanneyim dediniz değil mi? Anneannenin, babaannenin işte kızım senin sütün yetmiyor, işte senin çocuk aç bak ağlıyor gibi yaklaşımları anneyi demoralize ediyor. Demoralize ettiği zaman anne ister istemez ne yapıyor? Bu sefer ekmama düşüncesi oluşuyor. Ben hep annelere şunu söylüyorum. Eğer evinizde Evinizde mama olursa o mamaya mutlaka başlarsınız. Evinizde ilaç olursa o ilacı mutlaka kullanırsınız. Çünkü Onun için ben evde e, ilaç bulunmasına da karşı bir doktorum. Evde mama bulunmasına da tamamen karşı bir doktorum. Çünkü bazen çaresizlikler, stres durumları sütü artırabilir. Onun için annenin tamamen ona konsantre olması lazım bir. İkincisi annenin kesinlikle e, normal e, hayatın idamesi dışında. Misafir kabul etme gibi veya sohbet ortamlarına katılma gibi şeyleri ilk 3 ay içerisinde çok fazla gönüllü olmaması lazım. Yapacağı tek iş konsantre olmak, Bebe. işte belli saatlerde uyumak, belli saatlerde kalkıp çocuğu emzirmek gibi çocuğun güncel ihtiyaçlarını karşılayacak bir tavır içerisine girmesi Hocam, lazım. Hocam güzel anlatıyorsunuz da ben Aman. hani bu yaşa kadar... Anne ve babaannenin durdurulabildiğini hiç görmedim yani. De çok zor. Türkiye'de mümkün değil. Çünkü <laughs> çok Bizim zor ülkemizin yani. en büyük sorunu o zaten. Bizde herkes e, doktordur. Herkes hemşiredir. Herkes pilottur. Herkes siyasetçidir. Maalesef bizim ülkemizde öyle. Anneanne anne ve babaannede bir şey vardır. Çocuk sürekli açtır. Mama vermek gerekir. Esasında bu da 80'li yıllarda bizim ülkemize mama politikasını sokmak adına yapılan şeyler. Biliyorsunuz bu 85 ile 90 arasında ülkemizde anne sütü kullanılmıyordu. Mama daha faydalı diye anne sütleri tamamen boşa gidiyordu. O anlayıştan gelen bir nesil esasında. Belki bir sonraki nesilde bu sorunu aşmış olacağız. Hocam şimdi tabii ki anne sütüyle yani 8 ay mesela 9 aylık bir bebeğe ele alalım. 8 aydır annesi meme veriyor ama annesinin hayvansal gıdalara karşı alerjisi var. İşte süt kendi anne sütüyle beslerken sonra alerjik durumlar olunca e, takviye olarak devletin verdiği bir mamalar var alerji bebeklerine. Maalesef bu da annelere yapılan bir dayatmadır. Öyle mi? Benim yaklaşım tarzımı mı söyleyeyim? Mesela çocukta e, işte döküntüler var. Evet. E, anneye hemen diyorlar ki ya senin gıda alerjin var. İşte sütü kesmen lazım. Hayvansal proteinleri kesmen lazım. İşte e, büyükbaş hayvan etini yememen lazım. Şunu yememen lazım, bunu yememen lazım. Benim yaklaşım tarzım farklı. Ben illaki devam ettiriyorum. Ne zaman ki e, elimde spesifik bir bulgu olur ise... İşte kayıtta da, işte kaka da kalp protektin bakmak gibi veya kandan alerjenleri tespit etmek gibi. Çünkü iki yönlü bir şey var bunun. Bir alerjiyi tabii ki tetiklemeyeceğiz. E, gerçi dünyada artık bazı yerlerde de yapılan bir uygulama var. Alerjenin üstüne üstüne gidiyorlar. Yani alerjene karşı e, işte ısıtılmış gıdalar kullanılıyor, işte alerjen neyse ona karşı hı hı. düşük dozlarda verilerek bir direnç kazandırılmaya çalışıyor. Çivi çiviyi söker çivi, çivi söker. Çivi çivi söker mantığı. Saniye. E, bir ikinci Doğru. şeyi de çocuğun esas yapı taşlarının oluştuğu dönem ilk iki yaş. Hı. Hayvansal proteini kes, şunu kes, hı. bunu kes, bu sefer ne oluyor? Çocuk beslenemiyor Geç. ve bu sefer enerji malnutrisyonu başlıyor. Ya protein enerji malnutrisyonu ya ya enerji malnutrisyonu başlıyor. Hı. Çocuk bir alt lige düşüyor persantil olarak da yani üst gruptaki bir çocuk gelişim olarak da alt lige düşüyor. Ve onun o alt ligden üst lige çıkması yıllar içerisinde belki gerçekleşme şansı var, belki yok. Yani ben şu iki kriter benim için önemli. Bir, büyük abdestinde çocuğun kan oluyor mu? Bu çok önemli bir kriter benim. Bir de çocuk anafilaksiye girecek kadar yani ileri derece alerjik reaksiyon gösterecek kadar e, vücudunda reaksiyonlar oluyor mu? Bu ikisi yok ise ben ek gıdaya devam ediyorum annedeki şeylere. Yani yüzündeki yeterli değil mi? Mesela vücudunun değil. her yerinde. Tamamen. Evet şişmesi lazım. Hmm, o kadar bakar ufak alerjenlere yani, çok şey yapmıyorum. Çünkü zaman içerisinde şunu görüyoruz. Benim gördüğüm e, belki 1000-1500 e, tane gıda alerjisi çocuk görmüşümdür. Bunların sadece iki ya da üç tanesinde gıda alerjisi kaybolmadı. Diğer hepsinde gıda alerjisi bitti. Ya, i̇nanılmaz bir şey. Evet. Bu mamalara gelince işte devletin ödediği mamalar çok gerekli mi? Bunu tartışmak lazım. Çünkü maliyetleri çok yüksek mamalar bunlar. Devlete aşırı yük getiren mamalar. Ben hep şu görüşteyimdir. Bir takım şeyleri eğer çocukların lehine çevirebilirsek yani o tür mamalardan çocukları kurtarabilirsek bu ülkemize çocuklar için yapabileceğimiz bir yatırım kazandıracaktır. Onun için o kadar ağır mamaları... E yurt dışından gelen ve işte euro bazlı, dolar bazlı hesaplanan bu mamaları ülkemizde kullanmak gerekir mi? Evet. Onu da zaten iyi düşünmek lazım. Zaten çocuklar için de zor hocam, lazım. kokusu falan zaman da kötü. O sezeryan şeyi arttırdığı gibi, alerjiyi arttırdığı gibi sizin dediğiniz gibi anne sütüne ek olarak bir an evvel şey başlamak. O da gıda 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 başlamak da, artıyor. bu. Çünkü son dönem gerçekten çocuklarda evet. alerjen olmayan bir de yok. Yapılan yani. aşılardan, e, gıda aşılar alerjilerini artırabilen aşılar olduğu yönünde de Son dönemde çıkan yayınlar var. Ha, evet, evet aşı hocam. karşıtlığı diye bir şey başladı Aşı karşıtlığı, evet. Aşı karşıtlığı şöyle. Bizim ülkemizde de e, çok bilmiş bir grup demeyeyim de e, her şeye yorum yapmak isteyen e, insanlar var. Ben şuna kesinlikle karşıyım. Bir sağlıkçı olmadan çocukla ilgili yönlendirmeler yapmak işte bunun adı uyku terapisti olur. Bunun adı Çocuk koştuğu olur, bunun adı emzirme eğitimi olur. Bunlar gerçekten ciddi meşakkatli eğitimlerden sonra alınabilen sertifikalar. Ben çocuk doktoru olmama rağmen emzirme eğitimini 3 aylık bir sertifika programıyla aldık. Yani bu ben emzirme, yurt dışından şeyler var, programlar var. İşte 15 günde istediğiniz eğitim alabiliyorsunuz evet. ama Türkiye'de denkliği yok. Bunu para kazanma adına işte Ukrayna'dır, Romanya'dır, Macaristan'dır, Amerika'dır bunları veriyorlar. Diyorlar ki kardeşim sen işte bize 3 bin dolar yatır. İşte ben sana uyku evet. terapistliği sertifikası vereceğim. Ama bunun ülkemizde geçerliliği yoktur. Çocukta şöyle bir şey vardır. Eğer yetkinliğin olmadan çocuğa müdahale ediyorsan bu çocuk istismarına girer. Hı -hı. Herhangi bir şekilde yetkinliğin olmadan çocuğa ilaç vermek İlla cinsel istismar değildir. Bunlar da birer istismardır. Anne baba dahi olsa, çocuğa bilinçsizce ilaç vermesi, antibiyotik kullanması, doktora danışmadan işte uyku eğitimine başlaması. Mesela uyku eğitim içinde son dönemde bizim ülkemizde çok yaygınlaştı biliyorsunuz uyku terapisi. Evet terapisi, çok fazlasıyla uyku ve gençler çok Şöyle bir şey artık hocam. Amerika'da yayınlar var. Ben bununla da ilgili bir çalışma yapıyorum. Çocuğa zoraki uyku eğitimi vermek otizmi tetikliyor. <laughs> Allah Bak ne Allah. kadar önemli. E, tabii yani. ki yani şimdi bir sonuca giriyorsanız şimdi biz doktoruz. Bana deyin ki gel kardeşim şu arabayı bir tamir et. Okurum, tamir etmeye çalışırım ama büyük ihtimalle o arabayı bozarım. Bana deseler ki ya kardeşim ben sana işte 15 gün içerisinde işte araba kalfalı sertifikası vereceğim. Verebilirsin ama bende denkliği var mı? Yani ben bu şey yetkin miyim? Ben bu arabayı tamir edebilir miyim? Yoksa ben parayla dalırım da yani. O da olabilir. Yani et unsuru gibi yani en baş Bu etliyet. aşı karşıtlığı için ne diyorsunuz hocam? Geçerliği var mı sayede? Şimdi bakın. Bizim ülkemizde aşı üretilmiyor maalesef. Onun için sürekli dedikodulara maruz kalıyor. İşte diyorlar ki işte Fransa'da üretiliyor. İşte Pasteur var. Amerika'da üretiliyor. İngiltere'de üretiliyor. Üç temel üretilen ülke. İşte onların anlayışına göre biliyorsunuz domuz eti veya domuz ile ilgili materyalleri kullanmak onlar açısından bir sıkıntı değil. E, kullanmalarına da bir şey diyemezsin adamların. Son dönemde yapılan şey şu işte bunlarda domuz materyali kullanılıyor mu? İşte son dönemde bir aşı ile ilgili domuz materyali bulunduğuna, domuz viryonu bulunduğuna dair yayınlar çıktı. İşte bunlar kullanılıyor mu? Bunlar otizme yol açıyor mu? Bunlar kullandığın zaman çocukta ağır metal zehirlenmelerine civa yol açıyor mu? Özellikle civa. Ee, civa, katmin ve kurşun. İşte bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman insanlarda aşırı bir tepki başladı. Hep bizim insanlarımızda şu var. Ya işte biz bu aşıyı yaptırıyoruz ama işte bize karşı bir saldırı var mı? İşte yurt dışından şu anda çok moda. İşte yurt dışından bize saldırıyorlar, bir şekilde saldırıyorlar diye. YDO'da içinde aynı şey. Ben şunu söylüyorum. Bakın, bütün hastalarıma da bunu söylüyorum. Bakın, yurt dışında üretiliyor bu aşılar. Bunun içeriğini benim bilmem mümkün değil. Ve yaptığım sadece e, latife olur. Fakat bizim ülkemizde üretmediğimiz sürece bu tür dedikodular olacaktır. Ben aşıların yapılması gerektiğine inanan bir doktorum. Yani özel sohbet arasında şu aşıda şu var mıdır diye tartışılabilir. Ya Tartışılabilirim. Ama bunları insanların önünde yaptığınız zaman insanlar aşıdan soğutursunuz. Hı. Zaten geçen sene 26 bin tane aile Türkiye'de aşı yaptırmadı. İstanbul'da aşı yaptırmadı. 26 bin aile. Bu şuna benziyor. Kaskosuz araba kullanmaya. Ben kaskosuz araba kullanıyorum, oh ne güzel ben kaskoya da para vermiyorum ama hiç de kaza yapmam olabilir kardeşim. Ya kaza yaparsan? Karşındakini de tehlikeye atıyorsun. İşte Amerika'da bile geçen ay içerisinde 9 tane kızamık vakası tespit edildi. İşte son dönemde bizim ülkemize Menecit B aşısı girdi. E bunların her biri esasında uygulanması gereken aşılar. Yani o dozda uygulanır, bu dozda uygulanır, şu zaman uygulanır, bu zaman uygulanır onları bilemem tartışılabilir. Fakat aşılar tam... Peki bilimsel bir veri var mı hocam? Mesela otizme niye yol açıyor? Nereden Otizm, Japonya'da yapılan 46 bin çocukluk bir seri araştırma var. Ve otizme yol açmadığına dair sonuç elde ettiler. Yani bunun bilimsel anlamda bir dayanağı yok, yok zaten. Fakat o kadar dedikodu, o kadar tevatür var ki... Yani ben size şurada bir şey söyleyeyim kendimle ilgili, kötü bir şey. Bir, yıl, bir ay sonra ben bile ona inanmaya başlarım. Çünkü o kadar hızlı yayılıyor ki dedikodu sistemi. Acaba mı derim? Bizim ülkemizde de böyle. O gidiyor hiçbir etkisi olmadı halde ya bir otizm işte benim çocuğuma otizm aşılar yaptı diyor. Bir dayanağı yok. Maalesef ülkemizde otizm artmış durumda. Evet. Yüzde ee, üçlerdeydi şu anda yüzde altılara yüzde yedilere kadar çıktı. Benim şahsi kanaat bu benim yorumumdur. Ee, bu işin artmasının temel sebebi paketli gıdalar. Paketli gıdaların içerisinde olan ve Wi-Fi kullanımı. Ya Ah, ee, Onların hocam. içerisinde biliyorsunuz Wi-Fi kullanıldığı zaman şu Çin işi oyuncaklar da buna etkin. Kurşun evet. ve katmin miktarları artıyor vücutta. Vanise cep telefonu ben hep söylüyorum teknoloji insanların felaketi olacak. Ee, bu cep telefonu kullanımı belki de 1, 15, 20 yıl sonra kanserde patlamalar yapacak. Çernobil'in 30 sene sonra kanserde patlama yaptığı gibi. Ya. İşte Wi-Fi kullanımının da cep telefonu kullanımının da çocuklarımızı çok etkilediğini düşünüyorum. Bence otizmin en çok artma sebeplerinden birisi bunlar. Televizyon izlemeleri, tabletler, tabletler. televizyon izleme, bilgisayarlar, Hı. cep telefonu. Bunlar varken çok aşılara yüklenmek bence doğru değil. Hocam zaten şimdiki gençlere baktığınız zaman yani o çocukların hani bizler gibi değil onlar çok böyle rahatlığına gidiyorlar her şeyin. İşte uyku için ama biz rahatlığımıza gidiyoruz. Çocuğum yemek ye, eline tablet. Çocuğum evet evet işte evet, evet. sokaklarda hep görüyorum. Rüşvet sistemine döndük biz. Evet, Maalesef evet. bizim ülkemizde şöyle. Biz hemen çocuğa başlar başlamaz, işte şunu yaparsan sana şunu alırım. Bu rüşvet sistemidir. Doğru. İleride de bu rüşvete yatkın bir birey olur. Çünkü Kesinlikle. her şeyin karşılığını bekler. Çocuğum sen yemeğini ye ben sana tablet vereceğim. Çocuğum işte sen uyu, çocuğum sen çıkartma bak ben sana tablet vereceğim. Hocam setlerde minnacık 2-3 yaşındaki bebeklerin elinde cep telefonlarıyla evet. caddede görüyorum. Anne anne babaannelerde aynı şey var. Mesela genelde biz ebeveyn olarak bakıcılar değil de anne anne babaanneye bırakırız çalışan bireyler olarak. Onlar da ne yaparlar? Çocuğun eline biraz e, çerez tarzı şeyler verirler. Eline tableti verirler. Çünkü o da kadın programını seyretmek zorunda. <laughs> çünkü kaçırırsa olmaz. Onu verirler. Genelde zaten otizm bu tip yapılan hataların getirdiği bir sonuç. Peki hocam alerjisi olan bebeğe, çocuğa hangi aşılar uygun değildir? Aşılar uygun değildir demeyelim ama dikkatli hangi yapılması gereken dikkatli yapılmalıdır e, Yumurta proteini olan aşılarımız var. Bunlar kızamık aşımız. Hmm. E, ve çocuk felci aşımız. Bunların ikisi de yumurta proteini var. Bunları yapar iken mutlaka biz çocukları 6 saat kadar e, gözlemde tutuyoruz. Anafilaksi gelişmesin diye. Bunun dışında alerjik çocuklara bütün aşıları yapabilirsiniz. Son dönemde e, rotavirüs aşısının e, işte gıda alerjinin tetiklediğine dair ufak ufak yayınlar var ama bu da kesin bir neticeye ulaşmamış durumda. Yani aşı e, aşı programından kısaca bahsedeyim. Hı -hı. Yeni aşı program e, Hı -hı. uyguluyoruz şu son dönemde. E, ne değişiklikler oldu? İşte biz doğar doğmaz hepatit B aşısı yapıyoruz. Birinci ayda yine Beren. hepatit B aşısını tekrarlıyoruz. Verem aşısı ikinci ayda verem, karmaşa dediğimiz difteri, tetanoz, boğmaca, çocuk felci ve menenjit. Hemofiliz influenza alı menenjit aşısı ve zatür aşısı. Ee, üçüncü ayda rotavirüs aşısı, beşinci ayda rotavirüs aşısı, yedinci ayda rotavirüs aşısı. Dördüncü ayda karma dediğimiz difteri, tetanoz, boğmaca aşısı ve zatürre zatür aşısını tekrarlıyoruz. Altıncı ayda buna hepatit B aşısını ekliyoruz. Fakat son dönemde zatür aşısı artık altıncı aydan uygulanmamaya başladı. Hmm. Bu Rutin programın dışına atıldı Sağlık Bakanlığı tarafından. 12. ayda da e, biz işte kızamık kızamıkçı kaba kulak su çiçeği ve zatürre aşısı uyguluyoruz. 18. ve 24. aylarda hepatit A aşımız var. 18. ayda da e, karmaşımız aşımız dediğimiz difteri, tetanoz, boğmaca, çocuk felci ve menajit aşımız var. Yeni eklenen program aşılarımız var. E, 4 doz yapılması tavsiye edilen... Hı. Hmm. E, Me, B aşısı, Menenjit. İsim zikretmeyelim. Onlar da 2, 4, 6 ve 12. aylarda. E, 9. ve 14. aylarda yapılması gereken e, menenjit aşısı. Bu aşı programımız esasında bu şekilde tamamlanmış oluyor. Biraz karışık gibi duruyor ama. Evet, e, Siz takip ediyorsunuz. Ama yani. zaten yazılı. Yani, anneler, babalar yani Biz uyarıyoruz. Çünkü çok Ay. zor bu aşıları kaçırmak. E, şimdi ben şunu yaptırmayayım, ben bunu yaptırmayayım diye bize talepler geliyor. Ben de diyorum ben riskini alamam. Çünkü iki gün sonra çocuğa bir şey olur. Ki o kadar yoğun bir e, özellikle e, alışveriş merkezlerine bu konuda çok sorumlu. E, havalandırma sistemi olmayan, havalandırma sistemi iyi olmayan hiçbir alışveriş merkezine insanlar girmemeli. Doğru. Bunu anlayamayız ki hocam. Nasıl anlıyorsunuz? Anlıyorsunuz. İçeri girdiğiniz ne? zaman mesela alerjikseniz biraz hemen burnunuz akmaya başlıyor. Hı. Hemen kaşınmaya başlıyor. Ben hemen hissederim. Evet ben bir de başta, bir, ortamda, sersemlik başta hocam. bir sersemlik oluyor. Evet böyle bir aptallar. Yani onunla en azından da... çünkü insanlar bu tip havalandırma sistemleri çok maliyetli olduğu için ucuz havalandırma sistemi koyuyorlar. Ve girdiğin zaman alışveriş merkezine hissediyorsun hemen. Bu tür alışveriş merkezlerine bence çocuklar sokulmamalı. ya yani Alışveriş merkezine sokulmamalı demiyorum. Bu tür alışveriş merkezlerine sokulmamalı. Bir de e, son dönemde e, sularla ilgili. Hı hı. Aşırı e, yayınlar çıkmaya başladı. Ne gibi? Ağır metal içerdiği yönü. Hmm. Biz damacana su kullanıyoruz ya. Evet. Damacana sularla işte e, Sağlık Bakanlığı açıkladı mesela geçen gün. Kullanıma uygun olmayan sular var. Mikrop kaynağı olan sular var. İşte suların içerisinde o PET şişelerin içerisinde e, kanserojen maddeler var. PET şişelerin içerisinde e, erken puberteyi destekleyen maddeler var. E, fitojen yanlış bilmiyorsam şeyi. Ee, bu tip şeylerle ilgili otizme yol açtığına dair yayınlar var. Yani siz bir çocuğun doğumundan itibaren bir anne baba olarak bir bireyin sorumluluğunu alıyorsanız ki o size emanet. Her şeyine dikkat etmeniz lazım. Her şeyine. Yedirdiğiniz yemek, içirdiğiniz su, kullandığınız su, banyo yaparken dahi kullandırdığınız su, aşılar ee, televizyonu, Wi-Fi'yi, cep telefonu. Çocuk büyütmek artık çok meşakkatli. Çok. Çocuğu korumak çok meşakkatli. Yani e, oyun çağı döneminde de bilgisayar çoğumuz biz oyunları bilmiyoruz. Çünkü bizim hani gençliğimizde yoktu. Acaba oynadığı oyun işte e, şu, çocuklara zarar veren mavi balina oyunu mudur bilmem ne oyunu Oy, Onu bilemiyorsun. Çünkü her gün yeni bir tehlike çıkıyor. Ve sadece Hı. çocukla bilgisayar arasında bu iletişim. Ee, çocuğu her türlü tehlikeye karşı korumak artık daha zorlaştı. Çok zor. Kesinlikle. Daha komplike düşünmek gerekiyor. Daha sıkı kontrol etmek. Kontroller, anlaya. Çocuğumla çok daha düşüyor. yakın olmak gerekiyor evet. esasında. Zaten yani. çocuğa anlatamazsanız kendini korumayı, sizin Tabii. ömür boyu bir çocuğu koruma imkanınız yok. Evet İmkanlısı hocam ve anneler için de çok büyük ödev. Yani anneler işte dizi seyredeceğim diye çocuğu içerideki odada yalnız bırakmamalı. Ondan sonra işte nedir ne mavi değildir? ben ne oyunudur, bilmem ne oyunudur. Arkadaşlarınız Emlilerle, seçmesi. arkadaşlar. Şimdi El sesli eminmesi. oyunlar oynuyor çocuklar. Yani karşısındaki kişiyi sen tanımıyorsun. Evet, kim? Arkadaşım diyor ama kim? Tabii. Yani soruyorsun çocuğum bu kim? İşte baba arkadaşım. Ya sesinden çocuğa çaktırmadan, çünkü çocuğa karşı güvenini kaybettiğini de Tabii. göstermemen lazım. Çocuğa çaktırmadan karşındaki insan, e, daha büyük bir insan mı, Kim? cinsel tacizci mi? Yani çok sık artık sosyal medyada Ay. bunlar çok sık rastlanıyor. Evet, Çocuğu evet. korumak gerçekten çok zor. Yani artık şeyden, onun için çocukla birebir hani futboldaki yakın markaj gibi Ay. çocuğa hissettirmeden ama hı hı. yakın markajda olman lazım. Evet, Eğer bunu yapmıyor isen çocuğu kaybediyorsun bir müddet sonra. Kesinlikle. Sadece bu kullanım mesela sadece işte sosyoekonomik düzey düşük ailelerde değil daha çok sosyoekonomik düzey yüksek ailelerde oluyor. Çocuğuyla ilgilenen yani anne babalar da şimdi evet. ben de bir baba olduğum için çok da böyle yüklenmek istemiyorum ailelere. Çünkü ne kadar dikkat edersen et bir gün bu gerçekte karşılaşabilirsin. Ona dikkat etmen lazım. Ama ne kadar şeye dikkat edeceksin? Bu çalışma temposu, bu hayat kargaşası içerisinde o da var. Burada daha çok annelere yük düşüyor. Kesinlikle annelere. Hocam bir de şu çok önemli bence. Yani ben hani çok tecrübeli olarak iki tane çocuk büyütmüşüm çok şükür, bin şükür. Yani onların o başarıları onur ve gurur duyuyorum iki çocuğumla da. Bir anne olarak, eşimde bir baba olarak gerçekten biz çocuklarımızla çok çok ilgilendik. Yani çok çok ilgilendik derken hocam gerçekten ileride bunun mükafatını aldık. Tabii. Görüyoruz da. Bu çok önemli. Çünkü çocuklara zaman ayırmak gerekir. Yani en azından bir akşam yemeğinde ailece oturup o yemek yenmeli ve sohbet edilmeli. Bir şeyler paylaşılmalı. Evet. Ya da bir pazar sabahı bir kahvaltı. Bir pazar sabahı mutlaka kahvaltı yapılmalı. Evet. Mutlaka haftada bir gün televizyon olmadan e, aile iletişimini sağlamak lazım. Çok önemli. Evet. Çok önemli. Yani aile iletişimini sağlamadan bu olmuyor. Yani bir... Masa etrafında olabilir, televizyon hiç açmadan. Ne bileyim, e, odada olabilir. E, lütfen bunu yapalım. Evet hocam. Yapmaz isek çocukları kaybedeceğiz. Kesinlikle. Gerçekten kaybolacaklar. Yani artık çünkü genç nesil, yeni nesil e, çok daha zeki bizden. Kesinlikle. Ve istedikleri gibi bizi kandırabilirler. Evet. Eğer onlara yeterince e, normal olarak yaklaşmazsak, onları suçlamadan ama e, maalesef bunlar da esasında Bunlardan bir tanesi mesela doktor çocuğu işte ee, yani bizim ailemizde olmaz diye geçiştirmeyelim. Evet çok dikkat etmek. Çok de. dikkat etmek. Bir de var. hocam son dönem şeyi ben çok görüyorum bu astım çocuklarda yani Hı -hı. ben yani mesleğimin ilk yıllarında bu kadar çok şeyle karşılaştığımı hatırlamıyorum ama hastanede mesela artık başvurular bizde çok arttı. Hocam bu da bu var. şeyle alakalı yani ee, alerjinin artması gibi aynı etkenlerden. Evet. Bir e, diyorum ya hatalar yeni doğan dönemden itibaren başlıyor. Maalesef geçici visiting dediğimiz 0-2 yaş arasındaki geçici astım dediğimiz şey şu anda 4-5 kat artmış durumda. Neden? Burada ailelerin hataları çok. Ben programlarda da anlatıyorum odasını bile döşeme şekliniz astımı tetikliyor. Odasında duvar kağıdı varsa bu astımı tetikliyor. Oda havasızsa astımı tetikliyor. Odasında yatağından ve Oyunca. dolabından başka bir şey varsa astımı tetikliyor. Odada halı varsa astımı tetikliyor. Halı özellikle. Evet. Perde astımı tetikliyor. Peluş oyuncaklar. Duvarın rengi bile astımı tetikliyor. Aa. Perdenin rengi bile astımı tetikliyor. Yatağını nasıl yatıracağınıza e, kadar yani çocuğu mesela yatağa yatırırken yatak duvara dönmüş olacak, pencere arkada kalacak ve baş kısmı da çocuğun pencere tarafında olacak ama yüzü duvara bakacak. Duvar. Bu bile tetik diyor. Kullandığımız gıdalara kadar yani Aa benim çocuğum astım oldu, işte alerji oldu ama işte ben işte çok dikkat ettim. Hayır dikkat etmiyorsun. Bir defa temizlik paranoyası haline getirilmiş e insanlar var. ...çok temiz olmak iyi bir şey değil. Mahitleri zaten engelleyemezsiniz evet. temizlikse. Aha. Mahitler 20 mikronun altında şeyler. Ancak işte belki... ...mahitler engelleyebilecek... ...anti alerjik yatak, yorgan, çarşaf... ...almak gibi şeyler. O da belli şeyler. bir süre sonra yine... yine ...onların esiri şey oluyoruz. yani. Evet. E gibi şeyler. Yapay gıdalar. Alerjik gıdaların erken başlanması. Ek gıda erken başlamak. Anne sütünün 6 aydan önce Gözüm. ek gıdalarla... E ...kesilmesi gibi şeyler. Bunların hepsi... Belki siz yani, de hatırlarsınız bir dönem İngiltere'de bir çalışma yapılmıştı. Çok aşırı steril büyülen, büyütülen çocuklarda 20'li yaşlardan sonra lösemi, 20'li yaşlardan önce lösemi riskinin arttığı söyleniyor. Çünkü Aynen. immün sistem şeyle karşılaşmıyor bir türlü. Aşk. Evet. Yani yeterli dermatoloji. Ben hep ailelere söylüyordum hocam. İlk 4 yaş içerisinde mutlaka enfeksiyonla temas etmesi lazım. Bir de bu bademciğin alınma meselesine çok sinirleniyorum ben mesela. Çünkü badem bir lenfoid organ, bademcik. Ben hep ailelere şunu söylüyorum. Parmağınızda yara var mı diye parmağınızı kestirir misiniz? Ve yapılan bir çalışma var. 7 kart lenfoma riskinin arttığı gösterilmiş bademcik ameliyatı olan çocuklarda. İnanılmaz. Yani bir şey yaparken Çok yüksek hocam ya. İşte zaten çok dikkat etmek lazım bir şey, bu ameliyatı yaparken. Ya gerçekten şimdi şey. bir çiçek bile yetiştiriyorsun. O kadar özen göstermen gerekiyor ki veya bir e, evde hayvancık besliyorsun. O kadar özen. Ya çocuk çocuk bu çocuk. Yani çocuğa yaparken her şeyine dikkat etmek zorundasın. Ha ben çocuğu yaptım, işte kenarda köşede dursun, nasıl olsa büyür mantığı bitti artık. <laughs> bitti. O çünkü sizin e, felaketiniz olur. Sadece çocuğun değil. Çünkü çocuk da kinleniyor. Anne babaya karşı küçüklüğüne yaşadığın olayları ve çok anne babanın başına da sıkıntılar verebiliyor. Hocam, o kadar güzel anlattınız ki Değil mi? Sizi tekrar almak isteriz. İnşallah. Biz programımıza uzun uzun İnşallah. anlatın diye. Harikasınız. Ben de çok keyif çok aldım. Çok teşekkür, teşekkür ederiz ediyorum. verdiğiniz bilgiler için. Evet ben de hocam. Çok teşekkür ederim. Evet, değişik konular çok, öğrendik. Çok çok önemli konular. Özellikle aşı için. aşı ilginç bir konu Yani Son dönem bu aşı karşılığı çok arttığı için o yüzden hocaya özellikle sordum. Yani yani aşı karşıtlığı. Gerçekten aşık... bir anlamı var mı bu işin? Ama herhalde aslında bir çoğu şey hurafe yani. Hurafe tabii. Yani bir defa bizim ülkemizde son şey olarak bir şeyi denetleyen. Açıklama yapan her konuda kişilerin yetkin olması lazım. Kesinlikle. Yani öyle e, internet ortamından olmuyor bu iş. Olmaz. Teşekkür ederiz Bilgi, hocam. Hocam. Çok her şey olun. çok önemli. Ben de önemli. teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ teşekkür ediyorum. ediyorum. Evet sevgili seyirciler bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Yayında ve yapımda emeğe geçen bütün ekip arkadaşlarımız adına güzel bir akşam diliyoruz. Evet. Hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın.